parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış kullanılmıştır? Eğer biri için ağzından çıkanı kulağı duymaz diyorsanız sözlerini tartmadan konuştuğunu uzun uzadıya anlatmanıza gerek yok. Ağzından çıkanı kulağı duymayan insan sözlerini tartmadan söyleyen insandır. Yani sözünün nereye gittiğini tam olarak bilmeyen insan. Bir de zaten ağzından çıkanı kulağı duyar ve onu söylemez değil mi? Bakın buradan aklınızda kalabilir. Sözlü sohbeti yerinde sözü kastettiğiniz kişinin güzel, kırmadan konuşan biri olduğu, yani hoş sohbet olduğu, tatlı dilli olduğu anlamına gelir. Bu da doğrudur. İpiyle kuyuya inilmez. Bakın şöyle düşünün. Birisinin ipiyle kuyuya iniyorsunuz. Yarıya geldiniz. Hop diye bıraktı. Sizi ne yaptı? Düştü. O zaman ipiyle kuyuya inilmezse o insan güvenilmezdir ve o insanlara karşı nasıl olmalıyız? Temkinli olmalıyız. Bu da doğrudur. Özü sözü bir insanlar söylediğini yapan tutarlı olan insanlardır. O tip insanlara da ne yaparız? Biz güveniriz, güvenini artırırız bu tip söylemle. Peki sözünü esirgemeyen demek insanların gözünde sır saklamayan demek midir? Hayır. Sır saklamayan ağzında bakla ıslanmamak demektir. Ama burada sözünü esirgemeyen yani bir söz söyleyecekse bu sözü söyleyen karşısındakinin kırılıp kırılmadığını umursamadan o sözü söyleyen insanlara sözünü esirgemeyen insanlar denir. Yani sır saklamakla ilgili bir durum yok burada. Bu parçada boş bırakılan yere deyimlerden hangisi getirilebilir? El ayak çekilmek, tamamıyla ıssız bir ortama, kimsesiz bir ortama dönmesi için kullanılır. Elini ayağını çekmek bir işi, bir mesleği yapmaz hale gelmek, artık sorumluluk almamaktır elini kolunu bağlamak. Düşünün birisinin elini kolunu bağladınız. O zaman o insan nasıl hisseder? Çaresiz hisseder. Yani artık yapacak bir şey kalmamak demek. Elini taşın altına koymak. Ne yapmak? Sorumluluk almak anlamına gelen bir ifade bu da. Elinden geleni ardına koymamak. Yapabileceği tüm kötülükleri yapmak demektir. Hemen başlayalım. Basında yer alan haberlere göre teknoloji devi olarak nitelendirilen şirket Artırılmış gerçeklik gözlükleri geliştirmek için kurduğu ve şirket içinde Iris olarak bilinen projesini rafa kaldırdı. Ancak bu karar şirketin artırılmış gerçeklik alanından elini ayağını çektiği anlamına gelmiyor. Yani tamamıyla bu işleri de bıraktığı anlamına gelmiyor. Evet, bir şeyi rafa kaldırmış ama şirketin artırılmış gerçeklik alanından elini ayağını çekip her şeyi bıraktığı anlamına gelmiyor diyor. Onun için cevabımız Bursa olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki atasözlerinden hangisi örnek gösterilemez? Hemen ikinciye bakacağız. İkinci de diyor ki söz gelimi toplumdaki bazı adet ve gelenekleri bildiren atasözleri var. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bakın fincan bizde bir fincan kahve geleneklerimize uygun bir ifadedir. Onun 40 yıl hatırı vardır. Yani bir fincan kahve içerseniz onu uzun süre unutmazsınız. Bu bizim geleneklerimizin bir yansımasıdır. Onun için bu yukarıyla uyumludur. Devam ediyorum. Üçüncü cümleyi okuyacağız. Hemen geldim üçüncüye. üçüncüye. Kime atasözleri doğrudan ahlak dersi veya öğüt verebilir diyor. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar. Diyor ki edepsiz insanlara, şirret insanlara eğer laf söylersen o da senin üzerine yürür daha fazlasını söyler diyor. Aman sakın ola çirkefle şirretle uğraşma diyor. Bu da doğrudan öğüt vermiş zaten. Onun için bu da uyumludur. Dördüncü cümleye bakacağız. Hemen şurada temsili ve mecazi anlatıma sahip olan dolaylı öğüt içeren atasözleri de mevcuttur. Dolaylı öğüt içerecek ve temsili bir şekilde anlatacak. Su testisi su yolunda kırılır. Aslında burada su testisi derken kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Bakın temsili bir anlatım. Diyor ki eğer sen diyor hangi işle uğraşıyorsan sonunda onunla alakalı olur diyor. Bu da dolaylı olarak su testisi üzerinden temsili olarak bize öğüt vermiş. Bu da olur. Hemen 5. cümleye bakıyorum. Bazı atasözlerine bakarak tabiat olaylarının nasıl ola geldiği hakkında bilgi sahibi olmak da mümkün. Yani atasözüne bakacağız. Doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini anlayacağız. Hadi bakalım. Lodos'un gözü yaşlı olur. Biliyorsunuz Lodos bir rüzgardır. Yaşlı olur demek Lodos rüzgarı yağmur getirir demek. Onun için bu da tabiatla alakalı bilgi veriyor. Bu da yine doğrudur. Hemen altıncıya bakalım. Kime atasözlerinden de sosyal olaylara yönelik ders çıkarabilir. Ya öğreneceğim şu sırça köşk ya da sırça saray buna dikkat edin. Bu sırça köşk sırça saraya çekilmek diye bir ifade var. Burada anlam şu bir insanın kendini toplumdan tamamıyla soyutlaması anlamına gelir. Sırça köşk sırça saray bu anlama gelir. Böyle gerçek anlamı da şudur. Camdan yapılmış etrafı tamamıyla camdan yapılmış yerler için kullanılır bu. Ama bir daha söylüyorum sırça saray mecazi olarak kendini toplumdan ayıklamış, ayırmış, soyutlamış insanlar için kullanılır. Peki gelelim anlamına. Diyor ki sırça köşkle oturan komşusuna taş atmamalı. Diyor ki eğer senin zayıf yönlerin varsa, kendini geliştiremediğin, eksik yönlerin varsa milletle uğraşıp kendine zarar verme diyor. Peki bu toplumsal olay mı, sosyal olay mı? Hayır kişinin kendisine yönelik öğüt veriyor. Zayıf noktan varsa otur oturduğun yerde diyor. Yoksa seni buradan yaralarlar diyor. Kişinin kendisine yönelik eleştiri. Onun için burada sosyal olay yok arkadaşlar. Bu cümledeki altı çizili deyimle söze edilen sanatçıya yönelik anlatılmak istenen hangisidir diye sormuş. Hemen bakıyorum. Nekrasov yaşadığı çağın zirve sanatçıları arasında gölgede kalmadığı gibi yani çok büyük sanatçılar var ama o sanatçılar arasında gölgede kalmadığı gibi kendi özgün ve güçlü şiiriyle başka bir büyük zirve olmayı da başardı. Yani zirveye çıktı. Ünlü olmayı başardığını söylüyor. Diğer sanatçıların gölgesinde kalmamış diye bir anlatım var. Hadi bakalım ön plana çıkamadı. E bu adam ön plana çıkmış zaten zirveye çıkmış. Gölgede kalırsan ne yaparsın? Görünmezsin. Yani gölgede kalmak görünmemek anlamına gelen bir ifade. Etki altında kalmadı. Yani diğer sanatçılardan etkilenmediğini diyor ama etkilenmediğine yönelik bir ifade yok. Daha az ünlü olmadı. Evet bakın onlar ünlü tamam ama bizim yazarımız da onlardan az ünlü olmamış. Gölgede kalmamış zirveye çıkmış. Onun için cevabımız Ceyhan olacak başarısının farkına varılmadı. Böyle bir şey yok. Zaten adam zirveye çıkmış. Özgün bir edebi kimliğinin olmadığı. Yani kendine has değil. Özgün demek kendine has, kimseye benzemeyen. Ama burada öyle bir şey zaten yok. Bir daha söylüyorum. Gölgede kalmak, ünlü olamamak, gölgede kalmamak, ön plana çıkmak anlamına, ünlü olmak anlamına gelen bir ifadedir arkadaşlar. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Hadi başlayalım. Diyor ki yaşamımızda su pek çok deyimde kullanılmıştır. Atasözünde kullanılmıştır diyor. Bir güçlüğü yenmek için başka bir güç yola başvurmak acı acıyı keser su sancıyı. Hocam anlamını nereden bileceğim? Bakın güç bir şeyi yenmek için başka güçlüğe başvuruyorsun. Yani acıyı acıyla ortadan kaldırıyorsun. Aynı kavramlar olacak. Bu gitti. Bir şeyi yapma isteği ve gücü bulunan kimsenin uygun bir çalışma alanı bulacağını söyleyen. Bakın diyor ki akarsu çukurunu kendi kazar. Yani eğer ben bir şey yapmak istiyorsam, ben bir akarsuyum, işimi yapmak istiyorsam o çukuru da kendim kazarım diyor. Bu da onunla alakalı diyebiliriz. Devam ediyorum. Bir işe girişirken her yönüyle araştırılması gerektiğini söyleyen dibi görünmeyen tastan su içme. Yani tedbirli ol diyor. Her yönünü araştır diyor. Dibi görünmüyorsa hemen atlama diyor. Devam edelim. İşi yapacak olanda yeteri kadar güç yoksa başkalarının küçük katkılarıyla ve sürekli büyük iş yürütülemeyecek. Yani başkasının ipiyle kuyıya inme. Kendi işini kendin yürüt diyor. Yani taşıma su ile başkasından aldığın yardım ile değirmeni döndüremezsin diyor. Bu da var. Su bulanmayınca durulmaz. Yani diyor ki bir şeyin netliğe kavuşabilmesi için, aydınlığa kavuşabilmesi için önce büyük çekişmelerden, zorluklardan geçmesi gerekir. Önce zorluklar olacak, sonra aydınlığa kavuşacak diyor. Onun için bu yukarıyla alakalı değildi. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir? Sözü açıklayacağım, sonra da iki tane kelime vereceğim. Önemli kelime. Buraya dikkat edelim. Diyor ki eziyetsiz bağ girersen, bahçeye girersen, üzüm bahçesine girersen o üzümün tadını alamazsın diyor. Yani emek vermeden, mücadele etmeden eziyetsiz dediği bu. Eğer bir yere girersen, bir şeyi elde edersem buradaki üzüm tamamıyla nedir? Temsilidir. Onun tadını alamazsın. Yani bir şeyin tadını alabilmen için önce mücadele etmen, emek vermen lazım ki onun keyfini çıkarabilesin. Yoksa emek verilmeyen, kolay elde edilenler kolay kaybedilir. Gerçek hayatta da böyle değil midir? Tam da böyledir. Kolay elde edilen her kişi ya da her şey Kolay kaybedilir. Bunu da kulağımıza küpe edelim. Bedeli ödenmemiş bir nimetin değeri bilinmez. Yani eziyet çekmezsen tadını alamazsın, değerini bilmezsin. Ancak şurada iki kelime gözüme çarptı. Şunları kısaca anlatayım. Değerli öğrencilerim, naif kelimesi ve naif kelimesi. İnsanlar bunları genelde yanlış kullanıyor. Naif demek ince duygulu, hassas demek. Hani çok naifsin diyoruz ya o ince duygulu hassas demek. Naif ise insanlar genelde bunu naif yerine kullanıyor. Naif, naif ise toy, tecrübesiz anlamına gelen bir ifadedir. Tekrar ediyorum naif, ince duygulu hassas anlamına gelen insanlar için kullanılır. Naif ise toy, tecrübesiz, deneyimsiz insanlar için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada geçen dişini tırnağına takmak ve duvara toslamak sözlerinin anlamını içermektedir? Günlük hayatta da çok kullanılan unsurlardır. Dişini tırnağına takmak her türlü mücadeleyi yapmak, tüm gayreti sergilemek, elinden gelen her şeyi yapmak demek. Duvara toslamak ise bak gittin duvara tosladın. Yani senin ileriye geçmene izin vermiyor. Senin istediğini elde etmene izin vermiyor. Yani seni ne yapıyor? Engelliyor demek. İstediğine ulaşamamak demektir. Cevabımız Edirne. Diyor ki bu evi alabilmek için var gücümle uğraştım. Yani dişimi tırnağına taktım. Ne yazık ki yasal bir engelle karşılaştım. Engele çarpmış. Yani yasalara toslamış diyebiliriz. Peki hocam anlamını bilmesem yukarıdan çıkarabilir miyim? Kısmen çıkarabiliriz. Diyor ki sosyal medya emek hırsızlığının en çok yapıldığı yer. Siz bir tweet atayım diye dişinizi tırnağınıza takıp onca birikiminizden yararlanırken. Bakın onca birikimden yararlanmış dişini tırnağına takarak demek ki çok uğraşmış anlamına gelen bir ifade. Bazen bu tip cümlelerden çıkarabilirsiniz ama zaten çok kullanılan iki kelimeydi yakaladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere deyimlerden hangisi getirilmelidir? Değerli öğrencilerim önce şunları bir kısaca anlatayım. Masaya yatırmak bir konuyu enine boyuna incelemek demektir. Bakın bu konuyu masaya yatırdık. Yani enine boyuna inceledik demek. Başı çekmek öncü olmak ya da bir şeyin yapılması için o işe ön ayak olmak demektir. At başa gitmek kalsın bunu açıklayacağım. Sallantıda kalmak sonuca bir karara bağlayamamak. Yani bu konuyu konuştuk, toplantıda bunu dile getirdik ama konu sallantıda kaldı. Yani sonuca bağlanamadı anlamına gelir. Kılı kırk yarmak titizlikle incelemek, en küçük detayını bile ortaya çıkarmak demek. Geldim at başı gitmeye. Değerli öğrencilerim bakın şöyle iki tane at düşünün. Yarışlardan düşünün. Şu birinci at, şu ikinci at. At başı gidiyorlar. Yani nasıl gidiyorlar? Eşit gidiyorlar diyebiliriz. Bu da eşitliğe vurgu yapan bir unsur. Hani bir de at gözlüğüyle bakmak vardı. Ona dikkat edin. Atların gözlerinin etrafında şöyle oluyor gözlükler. Bakın sağ göremiyor, solu göremiyor. At gözlüğüyle bakmak olaylara tek yönlü bakmaktır. Yani olaylara çok boyutlu bakamamak demektir. At gözlüğüyle bakmak. Ama at başı gitmek eşit gitmektir. Dikkat edin. Hemen gelelim soruya. Bize şuradan alırsak yakalayacağız gibi. Roman ve şiir türlerinin birini diğerine değişmedim. Yani ikisi de benim için eşittir diyor. Bu bakımdan roman ve şiirin önemi benim için at başıdır. Yani eşittir diyor arkadaşlar.